Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ayrıca programın ikinci bölümünde bir de konuğumuz olacak inşaat sektöründen. Türkiye'de son dönemde inşaat sektörünü İstanbul özelinde hatta biraz da Esenyurt özelinde konuşacağız. Çünkü Esenyurt'ta yaşanan bazı sıkıntılar vardı. Bazı inşaat firmalarının yaşadığı problemler var. Onlar neler? Onlara bakacağız. Ama önce ekonomi gündemine bakalım. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Bernanke ile başlayalım isterseniz. Evet. Dün kongrede konuştu ve bu konuşma sonrasında da parasal genişlemenin durdurulacağına ilişkin endişeler azaldı. Tabii bu da olumlu yansıdı. Amerikan borsaları ve bizim piyasaya da bizim borsamıza da yükselişler oldu. Neler söyledi Bernanke? Nasıl yansımaları oldu? Evet Barış, Bernanke aslında hiçbir şey söylemedi. biliyorsun son FED toplantı tutanaklarında parasal genişleme ne zaman sonlandırılacak veya işte erken mi sonlandırılacak, yılın ortasında mı parasal genişlemeyi durduracaklar. Hı hı. Hep bu endişeler vardı. Sürekli yapılan açıklamada da işte %6,5'un altına işsizlik düşmedikçe artı enflasyon %2,5'u geçmedikçe faizlerde herhangi bir oynama yapmayacaklarını bildirmişlerdi. Bu bir bakıma biraz da parasal genişlemeye ile ilişkiliydi. Dün Bernanke konuştu ve aynen şunu söyledi. Biz parasal genişlemenin risklerinin farkındayız. Uzun vadede bu elbette ki bu şekilde giderse onun risklerini biliyoruz. Ama şu anki şartlara baktığımızda özellikle enflasyonist bekleyişler çok ılımlı. Yani enflasyonist bekleyişlerde ciddi bir bozulma yok. İnsanlar geleceğe dönük enflasyon yükselecek kaygısı taşımıyorlar. Yani ben onun mealini veriyorum aslında. Tam anlamıyla bu cümleleri söylemedi. Dolayısıyla hem de işsizlik bu kadar yüksekken, %7'nin üzerindeyken bu şartlar altında parasal genişleme de bir risk yok. Şu an için bir risk yok. Ama eğer ileride olursa varlık alım programları tekrar düşünülebilir dedi. Ve 2013 yılı içerisinde varlık alım programlarına ilişkin olarak bir kesme, durdurma şeklinde bir şeyin olmayacağını piyasalar algıladı. Yani Bernanke konuşurken o sırada tabii Amerikan borsaları açıktı ve o konuşma başladıktan sonra saat Türkiye saatiyle 17'de başladı konuşmaya. Hı hı. Zaten o konuşma başladığı andan itibaren bizim borsada da yukarı yönlü hızlı hareketler oldu. Amerikan borsalarında da Dow Endeksi ve S&P Endeksinde yükselişler oldu. Aynı zamanda Bernanke bir bakıma Japonya'nın durumuna da destek çıktı. Hani herkes Japonya'ya sen ne yapıyorsun işte bu kadar para basıyorsun, kur savaşlarını mı başlattın vesaire derken Japonya'nın makroekonomik olarak uygulamakta olduğu politikaya bir miktar destek oldu. Ve %2 enflasyon hedefiyle ilgili olarak da ona karşı herhangi bir argüman geliştirmedi Bernanke. Şimdi bu şeyi göstermesi açısından çok önemli. Aslında bilinen şeyleri söylüyor. Yani Bernanke çok yeni bir şey söylemiyor. Daha önce tutanaklardan ne açıklanmışsa veya Bernanke daha önce ne görüş bildirmişse benzer şeyleri tabii ki tekrar ediyor. Bu anlamda en azından piyasalar rahatladı. Rahatlayınca ilk etki nerede beklenir? En çok düşüşü yapan emtia altındı biliyorsun. Hı hı. Altın işte parasal genişleme durdurulacak. Varlık ekim alım programları bir miktar işte kısıtlanabilir nedeniyle 1625-1630 doların altına hızlı çöküş yapmıştı. Yani 1555 dolara kadar düşmüştü. Tabii ilk etki altında oldu. Altın hızlı bir yükseliş kaydetti. İstersen altındaki o şu anki durum 1612 dolara kadar geldi altın. Bunu grafikte verelim. Burada hem altını merak eden izleyicilerimize de böylelikle bir analiz sunmuş olacağız. Bu dikkat edersen 1635 seviyesi kırıldığı anda çok sert bir hareket oluyor aşağı yönlü. Nitekim zaten daha önceki bizim programları izleyenler de biliyorlar. Özellikle 1630 civarında veya onun altında bir kapanış olduğunda mesela short pozisyon açılabileceğini ve altının bir miktar daha düşebileceğini belirtmiştik. Ve 1555 dolara geldiğinde de bundan sonra bir tepki yapabilir. Çünkü sert düştü. Bu tepki 1600-1615
1620 dolar civarına kadar olabilir. Bu nedenle de 1655'ten sonraki 1570-75-80 civarından alım yapılırsa hani 1615-20 dolar civarında satış yapılabilir şeklinde bir yorum veriyordum. Bu kısa vadeliydi ama altında genel olarak trend hala aşağıya ve bu trendi henüz yukarıya çevirecek kadar güçlü bir açıklama da olmadığını söyleyelim. Yani şu an altında trend hala şimdi çizdiğim trend çizgisi özellikle net bir şekilde görülüyor. Bu altın için en kritik nokta 1635 dolar seviyesi. Yani onun üzerinde bir kapanış yapmadan sağlıklı bir yükseliş olmaz. Fakat altındaki düşüşün de daha fazla devam edeceğini söyleyemeyiz. Yani altın 90 liralara kadar düşebilir, dikkatli olunmalı derken oraya kadar düştü. Şimdi ben TL fiyatını vereceğim altının ve burada görüldüğü üzere en düşük gördüğü seviye 89,5 dolar TL seviyesi, gramı 89,5 liraya kadar geldi. Bugün itibariyle de dün Bernanke'nin konuşmasından sonra da 92,20 seviyelerinde. Bu aşamadan sonra biz şunu göreceğiz altında. Çok büyük bir olasılıkla 90 lirayla 95 lira arasında bir gidip gelme olacak. Biraz 94 lirada bir direnç var. Yani 94'ü eğer geçerse o zaman hareket hızlanabilir. Bu anlamda 90 ile 93-94 lira arasında bir yatay hareket görebiliriz. Peki hocam, şimdi Bernanke bir yandan, bir taraftan da İtalya'daki seçimler. Dün biraz konuşmuştuk. Evet. Manzara biraz daha ortaya çıkmaya başladı. Şimdi Berlusconi senatoda öne geçmiş gözüküyor. Evet. Bir sandalye sanırım. En son öyleydi. Bir sandalye fazla. Evet. Bu durum tabii şimdi enteresan bir manzara oluşturdu. Ya bir koalisyon çıkacak ya da yeniden seçim olacak. Şimdi İtalya'daki son durum ne? Ona bakalım bir. Bir de tabii hani dün nasıl bir etki yaptı bu İtalya seçim sonuçları? Bugün o etki devam eder mi? Son soruna önce cevap vereyim. O etkinin ben azaldığını düşünüyorum. Yani artık bütün bilgi fiyatlara girmiş durumda. Hatırlarsan dün özellikle henüz Berlusconi konuşmadı. Bir onu beklemek lazım diyordum. Hı hı. Nitekim Berlusconi dün konuştu ve yok canım yeni bir seçim yapmaya ne gerek var? Kendi aramızda anlaşır, koalisyonu yaparız falan dedi. Zaten dün çok ayrıntılı değindiğimiz için bu konuya çok fazla üzerine gitmeyeceğim. Ama Berlusconi onları kafa kola alabilir diyorduk. Nitekim yavaş yavaş şey öyle yapacaklar. Gözüküyor. Öyle gözüküyor. Peki kiminle koalisyon kurabilir? Şimdi Grillo çok Berlusconi'ye göre Grillo'nun söylemleri daha da bir Avrupa Birliği açısından vurdum duymaz diyeyim. Yani o gelirse bütün vergileri kaldıracak. Dolayısıyla bir seçim daha olursa bundan en karlı çıkacak kişi Grillo olacak. Belki Grillo nasıl olsa kazanamaz diye vermeyenlerin de verdiğini görebilirsin. İtalyan halkının çok sevdiği söylemlerde bulunuyor. Biliyorsun komedyen ama çok ciddi sosyal görüşleri var. Yani bu işte ezilenler vesaire bu ekonomik krizde. Evet, tahmin ediyorum İtalya'da bir seçim daha olmayacak. Yani büyük bir ihtimalle Berlusconi burada ne yapacak, edecek, kallem edecek bir şekilde koalisyonu kuracak gibi geliyor bana. Çünkü fırsat eline geçmiş ve bir daha da hani o oydan daha da yüksek tabii bir oy ben zannetmiyorum alabileceğini. Grillo alabilir. Belki şeyde Bersani'nin partisi de hatta bir miktar oy kaybedebilir. Tabii şimdi bu sonuçları gördükten sonra yeni bir seçimde belki halk farklı düşünüp Bersani'yi daha da güçlü bir şekilde getirebilir. Şimdi dolayısıyla burada ben seçim olacağını zannetmiyorum. Hı-hı. Yalnız buradaki koalisyon görüşmeleri çok sıkı bir şekilde devam edecek. Grillo daha önce açıklamıştı. Ben asla girmeyeceğim böyle bir işe diye. Yani hiç kimseyle koalisyona girmem demişti. Berlusconi Bersani ile bile ortaklık yapabilir. Ama Monti ile asla yapmayacak. Yani Monti onun için onun koltuğundan etmiş. Onun tabii koltuğundan gitmesine sebep olmuş. Yani kişisel husumeti de var Monti'ye karşı. O nedenle ben tahmin ediyorum Berlusconi bir şekilde yeniden başbakan olmayı becerecek gibi geliyor bana. Ama başbakan olduktan sonra da söylemlerinin nasıl değiştiğini de hep birlikte görürüz diye tahmin ediyorum. Çünkü seçim öncesi söylemler değişiyor. Hemen grafiği verelim burada.
İtalya'da ne oldu? Dün İtalya'da faizler çok arttı. Bak burada İtalyan faizlerini veriyorum. Yani yaklaşık olarak 5'e yaklaştı faizler. Seçim sonuçları sonrasında hani ondan önceki dönem 4.34'lere kadar düşmüştü İtalyan faizleri. Euro faiz bazında ve en sonunda 5 seviyesine yaklaştı. 4.90'ları gördü. Bu sabah itibariyle de 4.85'ten işlem görüyor. Bir süre daha İtalya'da faizler yüksek kalacaktır. Borsa %4'e yakın değer kaybetti İtalya'da dün. Hı hı. Ve tahmin ediyorum o düşüş de artık sonlandı. Bundan sonra etkisinin çok güçlü olmasını beklemeyiz. Hani çok böyle ani bir her şey bitti bir daha seçime gidiyoruz gibi bir şey çıkmadığı sürece. Çünkü ara belirsizlik dönemleri her zaman olumsuz etkiler ama piyasa şunu biliyor. Kim gelirse gelsin mutlaka Avrupa Birliği'nin normlarına ve uygulamalarına uymak zorunda kalacak şeklinde düşünüyor. Peki hocam şimdi yorumlar sorular gelmeye devam ediyor. İlk bölüm için de az bir zamanımız var. Dolayısıyla isterseniz hemen onları aktarmaya başlayayım. Aydın Ferhat Güzelcan demiş ki İtalya'daki son seçimden sonra yaşanmış krizlerin araştırmacısı olarak şu an Avrupa'nın zayıf halkaları Yunanistan, İspanya ve Portekiz'in durumu deve kuşu misali başı kumda gömülü bir şekilde bekliyor mu? Vallahi şöyle ben katılıyorum ona. Şöyle ki ekonomide ki gelişmeler, Avrupa ekonomilerindeki gelişmeler hoş değil. Yani bugün de Almanya'da güven endeksi açıklanacak. Şu an Avrupa ekonomileri büyüyemiyor. Büyüyemeyince borçlar büyüyor. Borçlar büyüyünce daha da risk artıyor. Çözülmüş bir sorun yok. Bir tek piyasanın Avrupa'yı tutmasının ve Avrupa üzerinde olumlu düşünmesinin tek sebebi dün de söyledim. Draghi'nin yapmış olduğu bir ülke borç krizine girer ve herhangi bir şekilde sıkıntıya düşerse onun tahvillerini alırız yeter ki ülke başvursun diye. Nasıl olsa öyle bir durum olursa o ülkede başvurmak zorunda kalır ve Avrupa Merkez Bankası da bunları alır. Sonuç olarak orada bir şekilde yeniden para verilmeye başlanır. Hı hı. Şu ana kadar zaten litro imkanıyla açılan 1 trilyon euroluk şeyden geri dönüşler oldu. Yani bankalar geri iade etti Avrupa Merkez Bankası'na parasını ve likidite sorunu yok bankacılık sisteminde. Kısa vadede bir sorun yok. Ama orta ve uzun vadede özellikle yılın ilk yarısı bittiğinde hala Avrupa toparlayamıyorsa, hala bir türlü büyüme gelmiyorsa işte o zaman 2013 sonlarına doğru yeni krizlere gebe olabilir. Ona ben katılıyorum. Emel Çopur diyor ki ne zaman dolar endeksi 80'li seviyelerin üstüne çıksa Amerika'dan hemen doların ateşini düşürecek açıklamalar geliyor. Amerika belirlediği ekonomik hedeflere ulaşmadan doların değerinin artmasına göz yumabilir mi demiş. Burada aslında şöyle söyleyeyim. Hani bu doların değerini düşürmek amacıyla yapılmış kasıtlı açıklama olduğunu zannetmiyorum. Ama biliyorsun Euro dün İtalyan kriziyle birlikte çok sert düşmüştü. Bu nedenle mecburen dolar yükselmişti. Yani dolar euroya karşı yükselmedi, euro dolara karşı çok sert düşmüştü. Tabii ki Amerika şeyi istemiyor. Yani parasının çok değerli olmasını istemiyor. Yani buna katılabilirim. Ama sadece bu amaçla baktı dolar değerleniyor da onun için böyle bir açıklama yapıyor dersek o zaman %100 bununla açıklarsak o yanlış olur. Ama tabii ki o açıklamalarda doların değerin kaybetmesine sebep oluyor. Ve DXY endeksi dediğimiz dolar endeksindeki hareketi de hemen kısaca bir göstereyim. Son zamanlarda dolar hızlı bir artışa geçti. Dün düştü bir miktar. Dün normale döndü. Bernanke'nin açıklamalarıyla birlikte şu kırmızı bölge dün düştüğünü gösteriyor. Dolayısıyla 81-75 seviyesinde buradan tekrar dolar endeksi bence gerileyecektir. Yani dolar endeksinde bir miktar gerileme göreceğiz. Bir de şeyde dolar TL kurunda biliyorsun hani 1.80'in üzerine çıkmıştı ve 1.81'e doğru gidiyordu. Biz dolar TL kurunda hani 80'in üzerinde genel olarak pek alım yapmamak lazım. Çünkü orası çok güçlü direnç bölgesi. 82'nin geçilmesi oldukça zordu. Şimdi dün zaten 81.50'leri gördü ve bu sabah itibariyle de 80'e 1.80-20'lere kadar gerilemiş durumda. Bir miktar dolarda da yani TL bir miktar değer kazanabilir şu önümüzdeki bir hafta içerisinde. Bunun anlamı şu, dolarda 1.78 seviyelerine kadar bir geri çekilme görebiliriz. Turgut Polat'ın bir sorusu var. Japonya'nın iki merkez bankası adayı arasındaki farklılık neler? Dolar Japon yeni, Euro Japon yönü kişilere göre nasıl hareket eder? Bir farklılık olur mu demiş o da. Valla şimdi şöyle aslında farklılık şu.
daha önceki Merkez Bankası Başkanı'na laf anlatmak biraz zordu. O yüzden yeni seçilen Abe, Merkez Bankası Başkanı'nı değiştireceğim dedi. Yeni gelecek kişinin de çok güvercin olduğu söyleniyor. Şimdi burada merkez bankacıları deyince ikiye ayırıyorlar. Genelde onu da kuşlarla ifade ediyorlar. Birisi Şahin, birisi güvercin. Daha önceki Merkez Bankası Başkanı işte Şahin'di. Şimdi ise Abe'nin söylediklerine daha uyumlu olabilecek, parasal genişleme ve enflasyon hedeflemesinin yükseltilmesine hiç karşı çıkmayacak birisi olarak görülüyor. Ancak bu kadar biliyorum. Euro, Japon yeni kişilere göre nasıl hareket eder? Bugüne kadar Japon yeninin değer kaybetmesine sebep olan şey tamamıyla Abe'nin geldikten sonra radikal ekonomi politikası değişikliği ve burada da para politikasını da artık elime alıyorum. Ve mutlaka Japon yeni enflasyonu yükselteceğiz. Yani adamlar enflasyonu yükseltemiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Adamların derdi bu, sorunları bu. Şu ana kadar bu beklentiler ve bu söylemler buraya getirdi. Ama bundan sonra artık verilere bakacak piyasa. Evet. Bu yüzden ben işte Japon yeni değer kaybetti dolara karşı. Euro ve dolara karşı değer kaybetti. Bundan sonra artık değer kaybetmesi için reel bir şeyler görmemiz lazım. Yani enflasyonda bir miktar yükselişin olduğunu görmemiz lazım. Bu anlamda Japon yeni daha fazla değer kaybetmeyecektir bence. Yeni gelen merkez Kuronto muydu? Adı bilmiyorum. Tam hatırlayamıyorum. Merkez Bankası Başkanı olması beklenen kişinin de buna destek vermesi bekleniyor. Şimdi hocam Aydın Yağcı da bir şey hatırlatmış. Hocam diyor Amerika'nın mali uçurum konusundan haberi yok mu acaba? 1 Mart'ta da bir şey kalmadı. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Valla şöyle söyleyeyim, mali uçurum konusunda haberi var. Sürekli manşetlere geliyor. Obama kendi kendine bağırıyor, çağırıyor. Cumhuriyetçiler 1 Mart'ta şu kadar kaldı. Obama'yı hiç duyan yok bugünlerde. Yani Obama'nın geçen haftadan bu yana her gün birinci sayfaya düşen haberi var. Obama işte cumhuriyetçileri uyarıyor. Şunu yapıyor, bakın bu geçmezse işte yeniden sadece siz otomatik harcama kesintilerini ertelemediğiniz için bile şimdi ekonomi bakın beklentiler hala kötü falan diye açıklıyor. Acilen bu geçirilmesi lazım vesaire diyor. Ama bakıyorsunuz karşı taraftan hiç ne kadar konuşursan konuş kardeşim. 1 Mart'ta bunlar devreye girecek. Peki piyasa ne diyor buna? Piyasa da bakıyor, devreye girerse de girsin. Bir havası var piyasanın. Mali uçurumdan haberi yok mu diyor ya Aydın Yağcı. Aydın Bey'in haberi var ama piyasa buna prim vermiyor. Yani harcama kesintilerinin olmasına piyasa çok fazla tabii ister. Ama Obama'nın bunu yapamayacağını ve bunu beceremeyeceği konusunda piyasa bence o bilgiyi zaten piyasada var. O yüzden fiyatların içinde var o. Hocam son reklam öncesi bir dakikamız. Hemen kısaca şeye de bakalım isterseniz. Dün daha doğrusu bu bankaların genel müdürlerinin rekabet kuruluna ifade vermeye devam ediyorlar. Bankaların hisseleri dün yükseldi ama bu yükseliş devam eder mi? Reklama gitmeden evvel bir de buna bakalım isterseniz. Şimdi borsada hatırlarsan dün özellikle bireysel emeklilik sistemini de sormuşlardı. Evet. Hani burada nasıl bir fon yapısı önerirsiniz diye. Genel olarak zaten ben özellikle bu seviyelerden itibaren dün de çok ayrıntılı konuştuğumuz için uzun uzun anlatmayacağım ama 5 haftadır düşen bir borsa vardı ve 1990'dan beri bu olay 10 defa ortaya çıkmıştı. Hı-hı. Haftaya vurursam Barış, bir yılda 52 hafta varsa 20 yılda yaklaşık 1020 hafta oluyor. 1020'de 8, tamam mı? Yani 1040 hatta 1040 defa da 8 defa ortaya çıkmış bir şey bu. Ben tahmin ediyorum bu hafta borsa geçen haftaya göre yükselişle kapatacak. Bu seviyeleri artık önümüzdeki 3-5 haftalık süre için bir alım fırsatı olarak görüyorum. Dün de bunu söylemiştim. Hatta dün bir miktar işte piyasanın bir 750 puan civarında, 750 ile 1000 puan civarında aşağıda açılacağını belirtmiştik. Tam tamına öyle oldu. Yani 750 1000 puan aşağıda açtı. Sonra da sıkışık hareket yapar demiştik. Sonra da sıkışık hareket yaptı. Arkasından Bernanke konuştu. Bernanke'nin konuşması umut verdi. İlk bir yükseliş dalgası geldi. Ve kritik olan 76.600 seviyesinin üzerine çıkıldı. Şu an grafiği de verirlerse orada görülecek zaten. Sonra banka genel müdürlerinden açıklamalar gelmeye başladı. Bankalar asla bir kartel oluşumu vesaire olmadığını ve böyle bir şeyin bizim para kazanmayalım, para kaybedelim ama önemli olan itibar dediler.
Ve orada da birçok yorumcu, analist, hukukçu Rekabet Kurulu'nun bankalara çok büyük cezalar vermeyeceği yönünde görüş bildiriyorlar. Çok büyük bir ceza gelmeyeceği ve bu da piyasanın yükselişine sebep oldu. Bugün itibariyle de büyük bir ihtimalle 77 binin üzerinde tutunup 79 bine doğru hareket etmek isteyebilir borsa. Peki hocam, şimdi bir araya gideceğiz. Aradan sonra başta da söyledik, bugün inşaat sektöründen bir konuğumuz olacak. Bulut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Temel Bulut reklamdan sonra bizimle olacak. Kısa bir ara, aradan sonra devam ediyoruz. İtfaiyeci gider, yangın yok. Doktor gider, hasta yok. Hakim gider, dava yok. Öğretmen gider, öğrenci yok. Polis gider, sorun yok. Çünkü Halkbank'ta bir olay var. Olay kredi. 50 bin liraya kadar %0.75'ten başlayan faiz oranlarıyla, üstelik dosya masrafsız. Kamu çalışanlarına özel olay kredi Halkbank'tan. İsteyin yeter. Halkbank. Paranın Rotası devam ediyor. Bulut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Temel Bulut bizlerle beraber bu çarşamba gününde. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi tabii biz ilk bölümde genel olarak bir ekonomik değerlendirme yaptık ama biz zaman zaman özellikle çarşamba günleri değil mi hocam? Reel sektör temsilcilerini konuk ederek reel sektörün biraz böyle sıkıntıları dinliyoruz, oradaki duruma bakıyoruz. İnşaat sektörü de çok önemli Türkiye açısından. Hemen şuradan başlayalım. Şimdi siz daha ziyade aslında Esenyurt bölgesinde, İstanbul Esenyurt bölgesinde değil mi projeleriniz? Evet. Orayla ilgili de son dönemde çok fazla haber var medyada da. Esenyurt'ta bir takım sıkıntılar oldu. İmar problemleri oldu, işte kat problemleri oldu. Bazı inşaat firmalarının çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. Sizin durumunuz ne ve Esenyurt'taki bu sıkıntının kaynağı ne? Siz bu sıkıntıdan payınızı aldınız mı, yoksa siz bir sıkıntı yaşamıyor musunuz? Projeler yolunda gidiyor mu, devam ediyor mu? Şimdi bir bölgede sıkıntı varsa herkes payını alır. Herkes payını mutlaka alır. Ama bölgemizde imar sıkıntısı diye bir sıkıntı yok. Birkaç firmanın birkaç imarla alakalı sıkıntısı var. Onların sıkıntısı piyasaya yansıyor. Benim 4 tane şantiyem var o bölgede. 4 şantiyem de şu an devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bir ara durdurulmuştu değil mi orada inşaatlar? Bir ara sonra... evet. Geçen yıl Ocak 14'te durduruldu. Ağustos'un 7'sine kadar durduruldu bölge. Yani bir 7 ay kadar orada durduruldu. Ondan sonra açıldı. Ondan sonra zaten herhangi bir sıkıntı şu an için yok. Bölgede yok. 28 firmayız biz orada. 28 firmanın 4-5 tanesinde sorun var. Geri kalanlarda herhangi bir sorun yok. Sizin projeler o zaman şu an yürüyor. Peki ama teslim tarihlerinde belki biraz gecikmeler mi olacak şimdi? Maalesef bizim teslim etmemiz gereken projeler vardı. Mesela bu Mart ayında teslim etmemiz gereken proje vardı. 7 ay bir de yaz döneminde durdurulunca haliyle aksayacak. Kısmet olursa 9. ayda hedefliyoruz teslim etmeyi, o projeyi. Ondan sonraki projelerimiz daha süresi olduğu için onları da hızlı çalışıp onları da inşallah zamanında teslim edeceğiz. Peki şimdi Esenyurt genelinde böyle bir problem var. Sizde şöyle yansıdı, size de biraz gecikme oldu. Neyse ki ama şu yok, hani başka firmalarda şunları duyuyoruz. İşte paralar verilmiş mesela tüketici tarafından fakat karşılığında şu anda dairesi yok mesela alacağı. İşte biraz daha haber halledelim falan gibi bir takım şeyler yaşanıyor ama sizde öyle bir şey yok. Sizde en fazla gecikme yaşanmış. O da herhalde çok büyük bir sıkıntı değildir. Değildir. Çünkü durdurulan bir inşaat süreci var. Burada zaten sizin yapacağınız bir şey yoktu. Şimdi şuraya gelelim. İnşaat sektörü diyoruz. Hani çok önemli Türkiye açısından da, Türkiye'nin başat sektörlerinden bir tanesi. Şimdi KDV'lerle ilgili bir mesele oldu. Yayın öncesinde de konuştuk. KDV'lerde bir artış oldu. Bunun size yansıması nasıl oldu? Olumsuz yansıdı mı? Şimdi bu ilk etapta olumsuz yansımayacak diye düşünüyoruz. Çünkü yaklaşık bir yıldır, 2012 yılının
başından itibaren KDV'ler artırılacağını yılbaşından sonra. Bizim de bundan sonra başlayacağımız iki projemiz daha var. Bu projelerimizin ruhsatlarını da biz 2012 yılında aldık. Ruhsatlarını alanlar bu %18 KDV'den etkilenmeyecek. %1 olarak ödeyecekler. Yansımış olacak. Yani öyle piyasaya yansımış olacak. 2013'ten sonra ya da 2013'ün başlangıcından itibaren kentsel dönüşümle alakalı biliyorsunuz büyük bir çalışma var hükümetin. Çok yerinde, çok da olumlu. Olumlu buluyor musunuz? Tabii, İstanbul'da tabii. Başladı çalışmalar. Çalışmalar başladı. Sayın Bakanımızın da söylediğine göre Mart'ın sonuna doğru yetiştirmeye çalışacaklar yasaları. Onlar çıkarsa inşallah işte yani Haziran, Temmuz gibi de kentsel dönüşüm şehir içine dönecek. Şehir içine döndüğü zaman şehir içinde KDV yine ya hiç olmayacak ya da %1 olacak. Yine eskisi gibi olacak. O KDV problemi de öylelikle aşılmış olacak aslında. O da şehir dışında yapanlar şimdi şehir içine yönelmeye başlayacak. Tabii. Onu da bir yerde onun için getirdiler. Bence de olumlu. Olumlu. Peki hocam. Siz... Benim merak ettiğim şey şu. Dün daha doğrusu önceki gün Abdurrahman Yıldırım'la Habertürk gazetesinin köşe yazarı böyle şöyle hafifçe yürüdük Taksim Parkı'nın oraya doğru. O zaman konuşurken bana dedi ki Yaşar dedi. İnşaat fiyatları daha doğrusu konut fiyatları neden düşmüyor dedi. Ben de dedim ki ya arsa fiyatları çok artıyor. İnanılmaz bir şekilde arsanın konutun ham maddesi arsa falan dedim. O dedi ki hayır dedi bak dedi metrekaresini dedi 1000 liraya en fazla 1500 liraya mal edip normalde 10 bin liraya 15 bin liraya da satan var dedi. Yani yerine göre. Ve dedi bu kadar çok konut arzı var. Her taraf konut doldu. Fiyatlar bir türlü düşmüyor dedi. Ben de dedim ki abi dedim biraz acele ediyorsun sen. Bir zaman gelecek fiyatlar bence çok düşecek dedim. Siz şimdi beni doğrulayacak mısınız? Merak ediyorum. Hyman Miskin dedim cevabını vermiş bu sorunun. Bol para varsa, kredi akıyorsa. Artı sadece yani evini almak için değil ama yatırım amaçlı da bir yatırımcı kitlesi varsa yani kazandırmış çünkü konuta yatırım yapan kazanmış. Varsa. 3. Ciddi bir şekilde bir önceki kriz unutulmuşsa Hayman Miski diyor ki eğer bir yerde fiyatlar balon yapmaya başlamışsa, şişmeye başlamışsa bunun diyor 4 tane temel sebebi vardır. Bol kredi vardır. Çok iyi bir hikaye vardır. Hikaye muhteşem bir hikaye var şu an. İşte ikinci kanalı açıyoruz. Büyük iki şehir projesi var. Üçüncü köprü projesi var. Yani inanılmaz İstanbul için muazzam bir hikaye var. Hikaye var. Para da var. Bir de yatırımcı kitlesi var. Dedim o zaman düşmez zaten. Burada fiyata. Eğer talep fiyat arttığı halde talep artıyorsa bu ekonomi iktisada aykırıdır. Yani fiyat artınca talebin düşmesi lazım. Bu da zaten balon oluşturur en önemli sinyaldir. Fakat ileride konut fiyatlarında çok düşüş olabilir dedim. Yani beklenmedik bir şeydi. Siz buna katılıyor musunuz? Düşüş olur mu? Şimdi yakın bir zamanda düşüş olacağını düşünmüyorum hocam. Çünkü şu an yabancı talepler var. Yaklaşık bize de bir 2000 civarında, 2000 daire civarında yabancı talep var. Dışarıdan yani. Dışarıdan evet. Bu talepler şu an için var. Bunlar önümüzdeki tahmin ediyorum 3-5 yıl içerisinde bu talepler daha da çoğalarak gelecek. Çünkü İstanbul dünyanın merkezi olmaya aday bir yer. Evet işte benim hikaye dediğim o. Evet. Ama şimdi hikaye var bir de gerçekleşecek hikayeler var. Bunlar gerçekleşebilecek şeyler. Onun için bence proje bu. Hikayeden öte proje. Yani, önemli projeler. Kanal yapılamayacak bir şey değil hocam. Yani 25 milyar dolar ama ya 20 milyar civarında bir rakam. Ben şunu söyleyeyim. Yani 25 tane firmaya versinler orayı. Yaparlar. Yaparlar teslim dünyanın ederler. Dünyanın en büyük havaalanını da yapıyoruz. Yani İstanbul inanılmaz oldu. Ama bunlara ihtiyaç. Evet. Yani inanın saatlerce havada dolaşıyoruz. Yani sizin ederseniz. Görüşünüz fiyatlar uzun bir süre daha önümüzdeki 10 yıl içerisinde bana göre düşmez fiyatlar.
Evet. Ama zaten şimdi konutun maliyet fiyatları var. Şimdi maliyet fiyatları yaklaşık 700 ile 1000 lira arasında değişiyor. Evet. Sadece binanın maliyeti. Bunu etkileyen arsa faktörüdür. Öyle arsalar var ki 2000 lira etkiliyor. Öyle arsa da var 200 lira etkiliyor. Anladım. Yani bu tabii şimdi bizim şehir dışında olmamız ya da dışarıda siteler kurmamızdaki en büyük faktör arsanın ucuz olması. Şimdi şehir içine gelinecek, kentsel dönüşüme girmek için. Şimdi orada neler olacağını tabii ki önümüzdeki günler gösterecek ama şehir içi pahalıdır. Tabii. Evet. Şimdi Temel Bey, merak ediyor izleyicilerimiz tabii Bulut İnşaatı. Bir izleyicimiz diyor ki önemli bir dizinin arasında reklamlarda görmüş sizi. Bir dizinin reklamında firmanızın ismini. Tarihi bu kadar eski mi diyor Bulut İnşaatı'nın acaba? Bir şirketi tanıyabilir miyiz biraz ve çok izlenen bir dizinin faydasını görmüşler mi acaba diyor. Şimdi tarihi o dizideki kadar eski değil. 87 senesinde kuruldu Bulut İnşaat. O günden bugüne kadar sürekli inşaat içerisindeyiz. O film 73-74 tarihlerinde. Karadayı dizisi, onu da söyleyelim de. Evet. Yani oradan öyle bir teklif geldi. Biz de beğendiğimiz, sevdiğimiz bir şey destek olmak istedik. İnşaat firmalarının ben özellikle daha önce burada da konuklarımız oldu. Yani reklama çok ciddi paralar harcadıklarını görüyorum. Yani mesela dünya yıldızları getiriyorlar. Değil mi hocam? İşte evet, çok önemli şarkıcılar, böyle önemli organizasyonlar yapıyorlar. Ya bu reklam giderleri hakikaten değiyor mu? Karşılığı alınıyor mu bu kadar reklam giderinin? Değiyor derken şimdi benim yapmış olduğum projeler, şu ana kadar başlamış olduğum projeler 9000 daire civarında bir proje. Şimdi bu kadar bir projenin içerisinde belli bir bütçe reklama ayrılabiliyor. Mutlaka. Bir de bu bütçeyi ayıramazsak zaten o 8-9 bin daireyi satma olasılığımız da olmuyor. Bir de çok fazla şey o zaman reklam bayağı etkiliyor. Tabii. O zaman yani. Tabii. Türkiye'de zaten önümüzdeki dönemlerde reklam sektörü çok gelişmek zorunda. Evet. Bir şey diyeceğim ben. Özellikle Bulut İnşaat'ın şu an o imar sorunu vesaire sizde yok. Sadece Esenyurt mısınız? Şu ana kadar ne kadar konut yaptınız? Başka İstanbul'un başka bölgelerinde de faaliyetiniz var mı veya olmayı düşünüyor mu? Bulunmayı düşünüyor musunuz? Şimdi daha önce Avcılar bölgesinde bir binalar yaptım. Bahçelievler'de çok bina yaptım. 84 tane bina yaptım Bahçelievler bölgesinde. 2010'dan beri 2009'un sonunda Esenyurt'a gittik. 2009-2010 işte o tarihlerden bugüne kadar Esenyurt'ta proje yapıyoruz. Daha önceden proje değil, mahalle arasında bina yapıyorduk. Evet. Projecilik zaten 2005'te, 2006'da falan başladı. Her inşaat şirketinin bir hedef kitlesi var. Sizin hedef kitleniz genel olarak hangi gelir seviyesi? Benim hedef kitlem halk seviyesi. Evet. Yani, ne kadar mesela şu an Esenyurt'taki metrekare fiyatlarınız? Bizim metrekare fiyatlarımız 1100 lirayla 1600 lira arasında değişiyor. Yani o zaman 100 metrekare bir daire alacak olsam bu 100 bin lirayla 160 bin lira arasında mı değişiyor? Evet. Şimdi projeyi lasmana çıkıyoruz. İlk lasmana çıktığımız zaman işte maket dediğimiz, proje dediğimiz hadise. Lasmana çıktığımız zaman 1100 lira, 1200 liradan çıkıyoruz fiyatı. Daha sonra binalar çıktıkça rakam yukarıya doğru yükseliyor. Bitme aşamasına geldiği zaman 1600 lira oluyor. Ben şeyi çok merak ediyorum. İlk maketten çıktığınızda, projeden çıktığınızda genel olarak yüzde kaç bir satış oluşuyor? Geçmiş tecrübeniz, yani tabii 1987'den bugüne kadar olan süreçte genellikle yüzde kaç bir satılır? Şimdi %30 civarında satış yaparız. Ben reklamı ona göre ayarlarım. %30'unu satacak şekilde ayarlarım. %30'un üstüne de çıkmam makette. Çünkü başladıktan sonra kaba inşaat dediğimiz seviyesine geldiği zaman bir %30 daha satarız. Bitim aşamasında da %40'ını, kalan %40'ı satarız. O aşamaları öyle yaparsak Türkiye'de daha önce ben işte 87 yılından beri inşaat yapıyorum. 2094'teki bir
devalasyon, 2001'deki kriz, evet. 99 depremi, bunları yaşadığımız için yani projenin tamamını satmak her zaman için risklidir. İzleyicilerimizin yine soruları var. Hocam bu soru size de aslında biraz. Ahmet Öztürk demiş ki Amerika mortgage krizi yaşadı. Şimdi İspanya'da 2 milyon kişi evsiz kaldı. Neden ısrarla konut yapmaya devam ediyoruz? Ekonomiyi konutla mı ayakta tutacağız demiş. Sizin bu konudaki görüşünüzü ben alayım önce, sonra hocam da kendi yorumunu aktarsın. Şimdi Türkiye'de bizim yılda yani bu yaklaşık bir 26 yıldır benim tespit ettiğim bir 600 bin civarında bir konuta ihtiyacımız var. Her yıl yeni bir 600 bin konuta ihtiyacımız var. Şimdi şu anda da üretilen 600 binin üzerinde değil zaten. Şimdi kısmet olursa kentsel dönüşümle alakalı bunu 1 milyona çıkartmayı hedefleniyor. Konut ihtiyacı Türkiye'de var. Hala var mı? Var. Hı-hı. Var olduğu için fiyatlar düşmüyor. Evet. Yani eğer yok olmuş olsa, işte atıyorum bir bölgede adam 10 bin dolara metrekaresini satarken, ben 1200 liraya satarken benden alınmıyor, oradan da alınmıyor. Yani bu bir şeydir yani. Bence var. Bir gösterge diyorsunuz. Evet. Hocam siz ne diyorsunuz? Valla şöyle, mortgage krizi, Amerika'daki mortgage krizinin temelinde şu yatıyordu. Sizden adam gelip konut aldığında Amerika'da yani bir şekilde bankadan krediyi alınca, banka bunu direkt mortgage şirketine satıyordu, elindeki teminat senedini, daha doğrusu ipotek senedini. Evet. İpotek senedini oraya satınca banka bu sefer benim ödeyip ödemeyeceğimi kontrol etmiyordu aslında. Dolayısıyla diyor ki ben Yaşar Erdinç'e vereyim krediyi, ondan alayım. Zaten bunu mortgage şirketine satarım diyordu. Dolayısıyla benim ödeme gücüme bakmıyordu. Şimdi bizdeki sağlam tarafı şu. Banka ipotek senedini alınca satabilecek kimse yok. Ben batarsam banka batar. Yani o yüzden bizim bankalar krediyi verirken ne o İspanya'daki gibi ne de şeydeki gibi Amerika'daki gibi böyle ayaklarını hani boş tahtaya basmıyorlar. Kesinlikle çok sağlam basıyorlar. Kredileri verirken sizin gelirinizi çok enine boyuna düşünüyorlar. Çünkü artık bizim yasalarımıza göre eğer BDDK bunu belirledi 2001 krizi sonrasında, o kredi batarsa onu veren adam kendi mal varlığıyla sorumlu. Yani bankada öyle kolay kredi veremiyor. Ben bir tek orayı bir sigorta olarak görüyorum. O anlamda onu düşünüyorum. Evet. Ama şuna da pek çok yani bu kadar büyük bir talep mi ayakta tutuyor fiyatları? Yoksa herkes birbirine bakarak mı fiyat belirliyor? Çok emin değilim. Yani o kadar büyük bir talep 600 bin yıllık 600 bin talep bana biraz yüksek geldi sadece Temel Bey. Yok. Öyle hocam. Peki. Zaten süremizi doldurduk bu arada hocam. Başka yorumlar da var. Hemen kısaca çok aktarayım onları da. GAP için devletle bir temasınız oldu mu diyor. Gerçek hikayelerden biri GAP. Az önce bahsetmiştik Kanal İstanbul'la ilgili. Bir izleyicimiz diyor ki GAP'ın bitmesi özellikle bu dönemde müthiş olmaz mı demiş. Cem Yılmaz'ı düşünür müsünüz demiş reklamlarda bir izleyicimiz. Geri dönüş harika olur demiş. O da öyle bir teklifi var. yine Temel Bey fiyat konusunda emin ama dünya ekonomileri kırılgan, uzun vadede katılıyorum. Kriz dalgasına yüksek borçla giren firma ve şahısların zorda kalacağını düşünüyorum demiş Hüseyin Bey de. Temel Bey çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için çok sağ olun. Hocam size de çok teşekkürler. Yarın sabah yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz.